Farsça şiirlerde de vardır. Ezbes ki kerem daret, ağast Hüseyin. O kadar kerem sahibidir, ağadır. Kerem, kerim demek sadece bağışlayan, bu maddi olarak bağışlayan değil. Hatta manevi olarak da insanların kurtuluşuna vesile olan zat demektir ki İmam Hüseyin Aleyhisselam da öyleydi. Hazreti İbrahim'in hakkında buyuruyor ki Allah onu kendi dostu olarak karar kılmıştı. İmam Hüseyin Aleyhisselam ise Allah'ın Habibidir, Allah'ın sevgilisidir. Ve yine buyuruyor ki selam olsun Hazreti İsmail'e ki Allah ona cennette bir mekan vermiştir ve o büyük bir kurbanlıktır diye buyuruyor. Allah aşkına bunu kendi kendimize soralım. Hangisinin makamı Allah katında o fedakarlık bakımından o hangisi daha üstündür? Hazreti İbrahim peygamberle ilgili bu hadisi şeriflerde vardır. Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail'i Allah yolunda kurban vermek isterken biliyorsunuz işte meşhurdur, bıçak kesmiyor, Allah Hazreti İsmail'i affediyor. Hazreti İbrahim kendi kendisine diyor ki keşke oğlum İsmail'i Allah kurban olarak kabul etseydi de o evladı Allah yolunda kurban vermenin sevabının ne olduğunu kendi yüreğimde hissetseydim diye söyleyince Allah buyuruyor ki ey İbrahim kendini mi daha çok seviyorsun yoksa ahir zaman peygamberi Hazreti Muhammed'i mi? Diyor ki tabii ki Hazreti Muhammed'i çok seviyorum. Peki onun evlatlarını mı daha çok seviyorsun kendi evladını mı? Diyor Allah'a yemin olsun. Onun evlatlarını kendi oğlum İsmail'den daha çok seviyorum. Allah buyuruyor ki ey İbrahim bir gün o ahir zaman peygamberinin oğlu İmam Hüseyin işte bu Kerbela'da şehit olacak ve kanı haksız yere akıt. Olacak deyince Hazreti İbrahim'in gözyaşları akıyor ve ağlıyor. Ve Allah buyuruyor ki ya İbrahim senin bu Hüseyin'e ağlamanın aleyhisselam o gözyaşlarının sevabı oğlun İsmail'i benim yolumda kurbanlık vermenin sevabından daha fazladır diye buyuruyor. İşte bu İsmail aleyhisselam ki Allah katında zibhe azim yani en büyük kurbanlık deniliyor. Hazreti Hüseyin Aleyhisselatü Vesselam'ın hakkında ise buyuruyor ki o öyle bir kurbanlık idi ki İsmail'e adeta fidye edildi. Yani İsmail'i Allah Hazreti Hüseyin Aleyhisselam'ın hatırına bağışladı. Yine buyuruyor ki Allah